Merhaba arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul 30 analizini yapacağız. Bugün 6 Şubat 2020. Kısa bir analiz yapacağız Borsa İstanbul'la ilgili. İlk başta yasal uyarımızı göstereyim. Borsa kursu vermekteyim. Borsa kursu için benimle koraygucu@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Şimdi Borsa İstanbul analizimize başlayalım. İlk başta Borsa İstanbul 30 hisselerinde isim sırasına göre sıralıyorum hepsini. Akbank bizim için önemli olan son 3-4 ay günlük grafikte. Sağ tarafta günlük grafiği görmekteyiz. Sol tarafta haftalık grafiği. Sağ tarafta gördüğümüz günlük grafiğin yukarı doğru çıktığını görmekteyiz. Sol tarafta ise genel trendin yukarı olduğunu görüyoruz. Burada 5.50 civarı almak için iyi bir noktaymış. Şu anki hedefimiz 9 civarında. Arçelikte haftalık grafikte yukarı doğru. Tekrar hedefine gelmek üzere. Yani 22.30 civarında bir hedef var. Oraya yaklaşmış. Bunun için almak için herhangi bir nokta yok şu anda. Hedefle alım noktası ortasında bir yerde. Aselsan yukarı trendte. Günlük grafikte şöyle bir şey yapabiliriz. Bu bir pattern. Burada bir strateji bu. Büyük bir çubuk. Daha sonra küçük bir çubuk. Ve bu iki tane kırmızı küçük çubuk olabilir. Daha sonra bir çubukların geçirilmesi durumunda alım için iyi nokta. Yani 24.65'ten yukarısı için alım uygun diyebiliriz. Stop loss olarak da 24.30 civarına bir stop loss koyulabilir. Hedefimiz burada ilk başta 24.26 civarında. Yani şöyle koyarsak 24-26 26 civarında hedefimiz. İlk hedefimiz 26 civarında. Buradaki risk reward oranı, yani bu konuyu da kursta anlatmaktayım. Bir koyup 1.4 alıyorsunuz kazancınız sizin istediğiniz yöne gitmesi durumunda. Pardon, risk reward ratio, yani bir koyup 3.74 alıyorsunuz. Hedefiniz 1.42 TL kazanç sağlamak. Riskiniz ise 38 kuruş. Kazancınız 1.42 TL. Yani 38 kuruş riske atıp hisse başında 3 katını kazanç yapmayı bekleyebilirsiniz bu durumda. Tabii bu bir olasılık işi borsa. Belli paternleri kullanmanız gerekiyor. Paternlerinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Burada herhangi bir pattern görmüyorum. Bullish Holding'de momentumun azaldığı görülmekte biraz. Gözetlenebilir. Burada da şu anda bir pattern görmemekteyim. Aynı şekilde bu da. Burada biraz daha geri gelmesi beklenebilir. Daha sonra alınabilir. Garanti Bankası. Garantinin biraz geri gelmesi beklenebilir tekrar. Halk Bankası. Gene çok yukarıda görünmekte ortalamadan. İş Bankası da aynı şekilde.
Hızlı şekilde geçeceğim. Sadece patern olarak gördüklerimi size söyleyeceğim. Burada Kardemir 3-4 gün önce almak için iyi bir noktadaymış. Burada risk, reward, yani riskimiz şu bölgede. Bu da bir patern tekrar. Bunları kursta göstermekteyim. İlk gelecek hedef 3.20 civarında. Burada da 1 koyup 3.1 alıyorsunuz bu durumda. Otokar almak için iyi bir setup oluşturmuş gibi görünmekte. Otokarda da bakarsak, otokarda 1 koyup 2.40 civarında bir kazanç elde etme olasılığı var. Petkim'de herhangi bir pattern görmemekteyim şu anda. Pegasus belki haftalık grafikte bir alım için iyi bir yerde olduğu söylenebilir ama günlük grafikte öyle bir şey görünmemekte. Yani haftalık grafikte demek daha çok bir riskiniz olması demek. Daha örneğin haftalık grafikte işlem yapıyorsunuz. Bu durumda riskiniz. ...8.70 TL oluyor. Hedefiniz de 12.30 TL civarında. Yani 75-45'te girseniz hedefiniz 87-90 gibi. Risk reward ratio yani 1.41 olmakta. 1 koyup 1.41 alıyorsunuz. Yani görüldüğü gibi çok haftalık grafikte işlem yapmak şu anda çok yararlı görünmemekte. Haftalık grafik iyi, günlük grafikte pozisyonlara bakılabilir. Burada da herhangi bir pattern görmemekteyim. Tek pendi aynı şekilde. Haftalık grafik yukarı doğru, günlük grafikte. Bu geri gelmenin çok olduğunu görüyoruz. Yukarı doğru ilerleme devam ederse stop loss olarak koyarsak 1 koyup 1.5 alıyoruz. Fakat burada sevmediğim şey çıkıştan sonra geri gelişin çok büyük olması. Bu bacaktaki çıkış tamamen sıfırlanmış gibi geri gelişte. Bu break out stratejisi olabilir. Burayı geçmesi durumunda pullback'te alınabilir. Tüpraş aşağıya doğru şu anda. Vakıfbank break out için gözetlenebilir. Burayı geçmesi durumunda stop loss da şu civarda olur. EK Bank şu anda herhangi bir alış noktası görmemekteyim. Evet, bu haftalıkta bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz iyi olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.